Abla. Abla. Abla uyan. Abla uyan. Efendim Çilek ya. Bir gelsene. Çilek ne oluyor sabah sabah söyle. Abla yanıma gel. Sen de artık genç kız olmuşsun. Ya of of. Ya. Çilek saçmalama kalk ya. Ya ne yapacağım ben şimdi? Yapacak bir şey yok gayet doğal yani. Senin yaşında herkesin başına geliyor. Ay sus abla sus. Tuvalete gitmem lazım. Bunları toplamamız lazım. Babama sakın hiçbir şey söyleme. Anneme de haber ver. Tamam Çilek sakin ol. Bak babama söyleme. Hemen anneme haber ver. Hadi. Ay tamam tamam. Of. Aman da aman uyanmış bu benim prensesim. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın canım. Anne, sana bir şey söylemem lazım. Söyle canım. Ama çok gizli bir şey. Ya anlamadım. Gizli mi dedi? Gizli yani kız kıza konuşulacak bir şey demek baba. İyi de niye gizli yani? Ne oluyoruz Allah aşkına? Bir dakika baba. Sadıkçığım sen çayınla gazeteni biraz bahçede devam etsen. Ne yani şimdi al çayını gazeteni çık dışarıya gidiyorsunuz öyle mi? Öyle gerekiyor hayatım. Ama yani ne oldu ki ne oluyoruz Allah aşkına ya? Hadi canım lütfen rica ediyorum. Ya. Hadi sen. Ha tamam ben çayını. Gideyim. Tamam dışarıda oturayım. Evet. Gel. Babam nerede? Bahçede. Söylemediniz değil mi? Hayır Çilek. Ya. Ablan kulağına söyledi ama babalar anlar. Ben onun yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Ne olur beni banyoya götürün ama önden gidin. Ya kıyamam ben sana. Canım gel ben şimdi sana ablanınkilerden bir tane veririm. Sen de temiz çamaşır, yedek elbise falan bir şeyler getir. Tamam. Hadi gel bakalım. Oh alalım bunları da. Oy canım benim suratı bak. Gel hadi gel. Ya Betüş ben erken mi gitsem işe ne yapsam diyorum. Yani madem benimle yüz yüze gelmeye utanıyor. Ben gideyim mi? Ya ne olur bir akıl ver. Canım benim. Vallahi gitsen iyi olur. Hem akşama kadar o da düzelir kendini toplar. İyi tamam ben gideyim o zaman. Ya Betüş. Ya en küçük sandığımız çocuğumuz bile büyümüş de haberimiz yokmuş bizim. Ay canım sen de ne kadar duygusal oldun artık. Ay Sadıkçığım. Hayatım akşam erken gelmeye bak. Annemlere yemeğe davetliyiz biliyorsun. Tamam. Tamam şekerim. O zaman şey diyeceğim sana ben. Buradan mı gideriz yoksa seni kafeden mi alayım ha? Ha dur ben bir kızlarla konuşayım. İşten ararım seni. Aslında Çilek için de çok iyi olacak biliyor musun? Akşam öyle kalabalığın içine girecek. Unutur her şeyi. Evet evet. İsabet olur yani. Ha ne diyeceğim? Şey belki hani ağrısı falan olur tamam mı? Bir ilaç ver ona ne yapacağını bilemez değil mi? Merak etme ben hallederim. Firuze'yi de tembihleyeceğim sen rahat ol. Peki. Hadi güle güle canım. Aa günaydın erken mi çıkıyorsunuz bu sabah? Evet öyle gerekti de. Canım ben seni ararım hadi güle güle. Hadi öptüm gittim hoşça kalın. Hayırlı işler. Hadi içeri Zeytin. Ben gelmeyeceğim Betüş biz Efecan'la buluşacağız. Sabah sabah. Dün Galay'la konuştuk. Bugün babasına gelecek. Ben gelince sesleneceğim dedim. O da bizim bahçeye inecek. Oynayacak.
biraz. Sen iyice açık hava kızı oldun artık. Bahçeden bir yere gitmek yok, tamam mı? Tamam anne, ezberledim. Oo, hadi Firuze. Ezberledim. Aslında ben ne ellerin nereye geziyorum. Ama senin ruhun bile duymuyor. Ay Betiş Hanım, neydi Sadık Bey'in o hali öyle sabah sabah? Hiç sorma Firuze. Çilek bu sabah genç kız oldu. Ya. Ben bir bakayım. Duş yapıp duruyordu. Geleceğim diyor, gelmedi bir türlü. İyi de sen niye böyle heyecanlanıyorsun? Bilmem, benim de aklıma geldi işte. Gel gel, yalnızız. Saatler olsun bakalım. Ya bu biraz rahatsız bir şeymiş. Çilek, alışacaksın. İyi bari, tamam. Neyse, ben her ay bunu sihirle hallederim. Ha, bu her ayın aynı dili mi oluyor? Yok canım, değişebilen bir şey. Yani ben niye söylüyorsam, anne sen almazsana. Tamam, yani bazen daha geç, bazen daha erken olabiliyor tabii. Kızım, okulda öğretmiyorlar mı bunları size? Ya sen niye bu kadar strese girdin Çilekciğim? Ya ne bileyim, öğretiyorlar da. Hı. Ay bir de çok sinirli olunuyormuş. Bir dakika, bir sorun var. Ben aşağı nasıl ineceğim? Aa, ne var bunda? Bakın. Sakın babama hiçbir şey çaktırmıyorsunuz. Kızım, bu babalarının yanında konuşulmayacak bir şey değil. Çok doğal bir şey, hayatın içinden. Ayrıca baban işe gitti bile. Hadi bakalım, aşağı iniyoruz. Yürüyün. Sizin önünden geliyorum. Aa. Çilek. Şimdi geliyorum. Hadi bakalım. Çıkıyorum. Tamam anne. Akşamüstü geç kalmayın kafeye, tamam mı? Yok, ben erken geleceğim. Zaten Barış'ı da iki gündür görmedim. Tamam ama yalnız gelme. Lütfen Çile'yi de al gel. Ya anne ne yapayım? Gelmek istemiyor. Ama hayatım, konuş onunla birazcık. İkna et. Bak sen yalnız gelirsen arkadan hiç çıkmaz o, artık evde kalır. İyi tamam. Ya biraz anlayışlı ol güzel kızım. Ya tamam da çok abartıyor ya. Sanki dünyanın sonu geldi. Evet ama onun için çok yeni bir şey bu. Hatırla, senin de başına ilk geldiğinde neler hissetmiştin? Hı? Hatırladım galiba. Evet. Gel şimdi konuşalım, ben onun yanında da söyleyeceğim bu kafe meselesini, tamam mı? Şu maşanın fişini çek, yanmasın bir yer. Çok güzelsiniz zaten. Hadi yürü bakalım. Yani Çilek, gene mi yattın kızım sen? Anne ne yapayım, karnım ağrıyor. Ağır kesici aldın mı? Aldım da ne zaman geçecek bu? Ay geçer Çilekciğim, bir şey yok bunda. Bak topla kendini. Ceren'le beraber kafeye geleceksiniz. Oradan da anneannelere yemeğe gideceğiz akşam. Ben anneannemleri bu halde nasıl geleceğim anne? Ay ne varmış halinde kızım? Bizim her ay başımıza geliyor, aynı şeyi çekiyoruz. Ya bilmiyorum. Ağrım sızım geçmezse ben gelmem. Bak bak bak, hayır canım. Anneanneye gideceğiz bu akşam. Ben seni kafeden arayacağım, anlaştık mı? Of. Hadi görüşürüz. Bak bekliyorum kafeyi, ona göre Ceren. Tamam mı? Hadi Firuze, Allah sana sabır versin yani. Sıcak su torbası yaparım, hiçbir şey kalmaz. Üf, Çilek abartma bu kadar ama. Sen nereden bilirsin? Ha tabii. Bak benim iki saat sonra kafede olmam lazım. Kalkar mısın artık? Ya niye ki? Barış zaten kafede çalışıyor. Akşam görüşürsünüz. Çilek, kafe gündüzleri müsait oluyor. Akşam oturamıyoruz öyle. Didişmeyin kızlar, didişmeyin. Eğer benim ağrım geçmezse ben gelmiyorum. Sen gelmezsen ben de gidemeyeceğim. Ayrıca ne kadar büyütüyorsun bir şeyi ya. Sanki dünyada bir tek senin başına geliyor bu.
Merhaba Firuzeciğim. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba Zeyno abla. Çilekciğim ne oldu? Niye yatıyorsun? Hasta falan mı oldun sen? İşte öyle yatası geldi. Ya ne yatası geldi abla? Yalan mı söyleyeceğim? Gerçekten karnım ağrıyor. Zeyno. Hı? Kızımız genç kızı oldu. Ay ciddi mi söylüyorsun? Ay maşallah. Canım benim. Vallahi çok sevindim ha. İlk tokatı kim attı? Aman Zeyno, tokat mı kaldı? Aa, ne demek tokat mı kaldı? Dur bakayım. Çilekciğim, kalk canım, kalk, kalk, kalk. Kalk. Ay, bak canım benim, canım. Zeyno abla, ne oluyor, ne yapıyorsun? Yavrum, yavrum. Ne var? Çilekciğim, Çilekciğim, Ceren'cim, bu gerçekten eski bir adettir. Şimdi eskiden yani bizler sizin yaşındayken falan böyle annelerimiz, anneannelerimiz, teyzelerimiz işte genç kızlıktan kadınlığa geçtiğimiz şu anda böyle bize bir tane patlatırlardı ki kadınların zor dünyasına hoş geldi falan bakımından. Evet, evet ya hepimiz yedik yani bu tokadı. Ay, yedik Allah. Hem canım siz internet çocuğusunuz yani hiç bakmadınız mı? Yemin ediyorum yani Afrika'da kızların saçlarını başlarını yoluyorlarmış biliyor musunuz? Zeyno abla, bu ağrının üzerine eğer saçım başımı yolarsan... Seni en kötü sihrimi yapıp görünmez belli durduk yere tokatlanan bir kadına çeviririm. Betüş gör, ben anahtarımı... Anahtarımı da şey, Betüş'e değil, ben seninle kahve tamam, içeceğim. Tamam, tamam. Elim ayağım titredi vallahi. Gel, gel. Saçını başını yapma. Deli, deli. Ya söylemeyecek misin? Niye bugün bir acayipsin? Ay kan söylemeyeceğim, üstüme gelme. Nerede kaldı bu annem ya? Tuvalete gitmem lazım. Bir de 15 dakikada bir tuvalete gideceğim diyor. Yani midem bozulduysa söyle. Niye utanıyorsun ki? Gülme. Ay. Anne nerede kaldın ya? Lavaboları temizledim hayatım, ne var? Değiştirmem lazım. Ay. Ay sen niye güldün demin? Hiç. Ya bak söyle, biliyorsun sen. Ya söyleyemem Kaan. Niye ki? Ya söyleyemem işte. Kısa mı meseleler? Aa. Ya. Zeyno Hanım geldi. Ay bugün de mi geldi? Bugün de. Ey tamam sen in, ben geliyorum arkadan. Geliyor Betüş Hanım Zeyno, geliyor merak etme. Ay, bu sefer yakaladım ya, çok sevindim yani evden çıkmadan. Nasıl? Bana kızgın mı hala yoksa yumuşadı mı biraz? Yok. Betüş Hanım öyle ikinci biri değildir. Ha. Merhaba Betüş'cüğüm. Merhaba, hoş geldin Zeyno. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay otursana. Ay bana kızgın olduğun nasıl da belli hala. Ya vallahi isteyerek olmadı. Yok canım. Olmuş, geçmiş, bitmiş bir şey. Artık üstünde durmanın bir manası yok değil mi? Doğru söylüyorsun ama ay ne olursun böyle soğuk davranma bana. Ben yani bu adeti bilmediğinizi nereden bileyim yani? Hiç kimse vurmadı falan deyince ben manyak mıyım? Durduk yerde gelip kızcağıza bir tane yapıştırayım canım. Hani biliyorsun kadınlık zordur. Böyle genç kızlıktan kadınlığa geçişte ya bir sürü çileler, sıkıntılar yaşar kızlar ya. Ay öyle oluverdi işte ya. Benim kızlarım o çileleri yaşamayacak Zeyno. Nasıl çocuklar yetiştirirsek büyüyünce öyle kadınlar, öyle adamlar olurlar. Ay, ilahi Betüş vallahi doğru söylüyorsun. Yani kitap gibi konuştun ama. Yani şimdi biraz da gerçekçi olalım değil mi? Yani sen de kadınsın, ben de kadınım. Çektiğimiz sıkıntıları biliyorsun ayol yani. Her şey bizim üstümüzde yani. Bir kere sen her gün kafeye gidiyorsun hayatım. Oradaki kadınların konuştuklarını falan duymuyor musun Allah aşkına? Sen kendinde, kendine örnek al bir kere. Yani eve para getiriyorsun, çocuklarla ilgileniyorsun. Temizlik yapıyor, yemek sende. Sonra ne bileyim akrabaları falan da idare etmek sende. Kayınpeder ayrı, teyze ayrı, dayı ayrı, akrabalar ayrı yani değil mi? Biliyorum ben tamam senin yetiştirdiğin çocuklar büyüyünce harika insanlar olacaklar ama... yani kadınlık da zor, zor yani. Ne olacak? Sanki dünyayı mı değiştirecekler canım yani? Kadınlık dün neyse bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Gerçekçi olalım. Nereden biliyorsun Zeyno? Belki de ben dünyayı değiştirecek çocuklar yetiştiriyorum.
mümkün tabii yani.